sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle hafta içi her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler, haftalar inşallah. Sağlıklı, aydınlık yarınlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki, imandan sonra namaz gelir. Allahu Teala'nın en çok sevdiği ibadet namazdır. Namaz kılmayan 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, hepsi bir vakit namazın sevabına ulaşamaz. Namaz dinin temelidir.
dinin direğidir. Doğru kılınan namaz her hayrın anahtarı, her derdin ilacıdır. Namaz kılan dinini kuvvetlendirir. Kılmayan ise dinini yıkar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyuruyor. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Başsız birini görsek korkudan kaçacak yer ararız. Onun için hasta olan da oturarak, yatarak veya ima ile mutlaka namaz kılmalıdır. Müslüman güne tam 60 kere Allahu Teala'ya karşı gelmiş oluyor. Böyle bir insan nasıl kurtulur namaz kılmadığı zaman? Cebrail aleyhisselam iki rekatlık bir namaz kılar, 4000 sene sürer. Evet, Cebrail aleyhisselam iki rekatlık bir namaz kılar, 4000 sene sürer. Ellerini açar, ya Rabbi, senin kulların arasında böyle namaz kılan olacak mıdır diye arz edince Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri ahir zamanda gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bir kimsenin günahkar da olsa kılacağı iki rekat namaz senin bu kıldığın namazdan daha makbuldür. Çünkü onlar benim emrime uyarak namaz kılacaklardır buyurur. Sevgili dostlar, emre uyarak yapılan hizmet makbul olur. Kendi arzusu ve isteğiyle dinimize gidenlerin sonu hezimet olabilir. Kendi arzusu ve isteğiyle dinimize hizmet edenlerin sonu hezimet olabilir. Allah istediği için yapmak. Her hizmeti, her ibadeti Allah emrettiği için, Allah istediği için yapmak. Asıl olan budur sevgili dostlar. Sevgili dostlar, merhum hocamız evliya zatların hayatını okuyan ihlası artar buyurdu. İhlası da ihlastır. Evet, merhumlarımızdan bir hoca efendi evliya zatların hayatını okuyanın ihlası artar buyurdu. İşin aslı da ihlastır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri vefat ederken son nasihatını sorarlar. O büyük zat 3 defa el-ihlas yani ihlaslı olun buyurur. Son nasihatında 3 defa el-ihlas, el-ihlas, el-ihlas yani ihlaslı olun buyurur. İhlas menfaatın zıddıdır. Onun için menfaatine düşkün insanda ihlas olmaz. İhlas olmayanda iflah olmaz. İhlas vermek esası üzerine dayanmıştır. Menfaatının esası ise almaktır. Almakla vermek bir olur mu? Almakla vermek bir olur mu sevgili dostlar? İhlaslı bir Müslümana namaz kıl demek lüzumsuz olur. O en zor şartlarda bile namazını kılar. Fakat bir kimse İhlassızsa, menfaatperestse namazı, niyazı düşünmez. Çünkü onun niyeti hep almaktır. Hep versinler bana. Hep ben alayım.
Hiçbir de ver ne olur yok. Ama aldıklarının hepsi ahirette yılan ve akrep olur onu sokarlar. Yani zaruretsiz, gereksiz almak ve o alınan şeyler ahirette yılan ve akrep haline dönüşeceklerdir buyuruluyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Zilzal suresi 7 ila 8. ayetlerde. Femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır Allah. Dolayısıyla artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı. Başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Senin namaz kılmana engel oluyorsa o işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk eden ise dinini yıkmış olur. Allah muhafaza. Ehli sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. En büyük günah namaz kılmamaktır. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefis de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Nefis namaz kılmayı istemez. Bırakmazsa, eğer namaza devam eder de bırakmazsa, bu sefer bozdurmaya uğraşır. Kılınan bir namazı namaz içerisinde çeşitli meşgalelerle, düşüncelerle bozdurup ifsad etmeye uğraşır. Rekatları şaşırtır. Bir mi kıldım, iki mi? Üç mü kıldım, dört mü? Dört mü kıldım, beş mi? Gibi böyle namazdan çıkarmaya, namazını ifsad etmeye uğraşır nefis. Kulun Allah'a en yakın olduğu an namazdaki secdede olduğu zamandır sevgili dostlar. Namazda secdeye vardığında Allah'a en yakın olduğu zamandır kulun. Bu hadisi şerifi gösteriyor ki namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kılınan namazın sevabı, savaştayken cephede kılınan namazın sevabı, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kılınan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kılınan namazdır buyuruyorlar. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede düşmanla karşı karşıya olunduğu zaman o savaştaki kılınan namazdır. Böyle buyurarak insan namazı tek başına kılarsa, şimdi bu derece namaz önemli. Cephede kılınan namazın sevabı, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kılınan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kılınan namazdır buyuruyorlar ki, insan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır. Evet sevgili dostlar. Evde tek başına kılarsa
Bir, evde cemaatla, kendisi imam oldu, çoluk çocuğu arkasına cemaat oldu. O zaman 27 derece. Camide cemaatla kılarsa 50 derece. Büyük camide kılarsa 500. Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000. Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50 bin. Ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100 bin misli sevap kazanır. Ama cephede kılarsa, savaş anında cephede kılarsa 700 bin misli sevap kazanır diyorlar. Cephe sadece savaş yeri değildir yalnız sevgili dostlar. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Dine hizmet cephesi zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri sevabı elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, o evlat iyilik yapıyorsa ana babanın defterine iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı. Oyuna fazla vakit ayırmamalı. Onlara büyük zatların sevgisini vermeli. İlmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. İlmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse o baba anne cennete girer. Namaz bu derece önemli, değerli, faziletli. Namazsız hiçbir ibadetin önemi yoktur. Hepsinin başında önce namaz. Zira kelime-i şehadet getirip Müslüman olan kişinin ilk yapacağı ibadet namaz. Namaz yoksa öbürleri de yok. Önce namaz, namaz, illaki namaz. Toplumların, milletlerin ihyası ancak ihyayı din ile ve dinin de başında ibadet olan namazla olacaktır. Allah cümlemizi, cümle yavrularımızı, cümle nesillerimizi namazını bir hakkın kılanlardan eylesin. İhmal edenlerden, savsaklayanlardan eylemesin. Arkasından diğer ibadetleri de yapmayı bizlere, nesillerimize, yavrularımıza nasip eylesin. Yüce Mevla rızasını eren, cennetini, cemalını gören zümreye dahil eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Thank you.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler inşallah. Allah'a emanet olun.